otobüsünü kaçırdık. Ona yetişmeye çalışıyoruz. İleride dörtlüleri yaktı. Nasıl bir son? İz bıraktın bize ha. Could you take that? Yeah. Hüsar Yaylası'na geldik. Yolları tabii ki felaket. Beklediğimizden çok daha kötüydü yolları. Hatta Kira yolun yarısını gözü kapalı geldi. Ama böyle bir ortam yok. Aga, böyle bir şey yok yani. Bak. Yani size direkt aşağıyı göstereceğim. Sinematik falan değil, direkt göstereceğim orayı size. Nasıl bir yer ya? Dünyanın üstünde bir dünya dağı varmış, onun üstünde bir dünya dağı varmış. Şurası Kaçkar Dağları. Arkada görünen. Oranın rakımı 1 metre falan galiba. Şu anda bulunduğumuz yerde 2900 civarında olması lazım. Tahmin ettiğimizden biraz daha kalabalık. O yüzden şu anda sadece oturduk milleti izliyoruz ama bayağı insan var. Bayağı da gelen tur firması var. Oo, güneş de bayağı açtı şu an. Ama tabii ki kesinlikle gelinip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Yani bence Pokut Mokut da bunun yanında hikaye. Çay ister misin? Çay?
Wow. Yaklaşık saat 5.30-5.45 gibi buraya geliyorsunuz. Ondan sonra 1.5 saat falan da gün batımını bekliyorsunuz burada. Sanırım bütün Rize burada şu anda. Ama yani kesinlikle ve kesinlikle Rize'ye gelirseniz buraya gelmeyi ihmal etmeyin. Daha ne olsun yani? Aa, durduğumuz yere şu an sis geliyor ama. Allah. Saattir falan bekliyoruz güneşin batışını. Neredeyse sona yaklaştık. Bir 20-25 dakikamız var diye tahmin ediyoruz. Burada da bir abim var. Burada karşılaştık. Takipçilerimden biriymiş. İsim neydi abi? Emrah. Emrah abi de yeni başlamış. Burada işte uzun pozlama yapıyor. Time lapse yapıyor. Tam yapılacak yerini bulmuş zaten. Yani işi biliyor. Adam işi biliyor vallahi. Makineleri de zaten benimkiyle aynı hepsi. İkimiz de buradan geldik şimdi. Güzel görüntüler almaya çalışıyoruz. İki fotoğrafçı bakalım. İnşallah güzel olacak. Batımını da izledik burada. Gayet güzeldi. Daha doğrusu birkaç kişi yakaladı beni, drone fotoğrafı çektirdi. Burada ayrı okul öğretmenleri de grup fotoğraflarını falan çektiler ama gayet neşeli insanlardı. Burayı da gördük. Gün battı zaten. Aşağı iniş yolunu düşünmemiz gerekiyor çünkü çok dik yokuşlar. Ama kesinlikle bence Rize'nin en güzel yerlerinden birisi. Çünkü her zaman karşılaşamayacağınız görüntülerden birisi. O nedenle şu anda mutluyuz. Yorgunuz ama mutluyuz. Şimdi otele döneceğiz. Buraya gelerek vazgeçtik ama geldik gene de. Ama hadi. Yaklaşık 20 bin liralık lensimi yolda yaylanın ortasında düşürdüm. Şimdi bakalım çalışıyor mu? Yürü ya, çıstakın.